Günaydın. Şimdi saat 10'a 5 kala biz geldik. Biraz bir tık sanki oyalanmış evde olabiliriz. Hemen oturma odamızı düzelttim. Çarp köşesinde minderleri artık açmıyorum. Çünkü güneş çok yakıyor, yıpranıyor. Ondan dolayı gölge tarafı aldım. Güneş bu tarafa döndüğü zaman da yani gölge neredeyse minderleri oraya alacağım. Akşam saatleri sadece açmak lazım. Gündüzleri zaten şark köşesine kimse oturmuyor. Şuraya şöyle görünce insanın içi açılıyor. Oh be, değil mi? Nefis. Dün izlemeyenler için şu çalılıkları, odunları falan buradan kaldırdık. Burayı süpürdük, temizledik. Şu masanın üzerine şu eski nevresimi örtüyorum. Çünkü güneş çok yıpratıyor bunları. Motorumu da örttüm. Yusuf dükkanın anahtarını çantasını kurcalarken evde unutmuş. Tekrardan geldi, motoru aldı, gitti. Sonra ben onu tekrardan dükkana bıraktım. Yani maşallah, nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Bu annemin motorunu kullanmaya başladığımdan beri git gellerim hiç bitmedi. Yani maşallah yoldan yana çok kısmetim açıldı bu motorla beraber. Kendi motorumda o kadar şey yapmıyordum. Git gel yapmıyordum. Sadece eve gittim geldim. Bir de sahile mesela. O da çok sık olmayacak şekilde. Şimdi su açmadım. Bahçeyi falan daha sulamadım. Temizliğe geçmedim. Çünkü zaten sıcak başladı gün. Yani başıma tülbenti ıslattım, geçirdim. Masalar şeyleri falan açıktı. Masa örtüleri açıktı. Küllükleri dağıttım. Şemsiyeleri çektim gölge yapacak şekilde. Salon tamamdır. Lavabolara daha bakmadım. Midem kazınıyor. Yusuf kendine poğaça ve çikolatalı şey aldı. Onu dükkanda atıştıracak. Kahvaltıya gelmek istemedi. Dedi sıcak gidiyorum, geliyorum. Bir sürü iş müşterim oluyor. En iyisi orada atıştırayım. Tamam dedim ben de. Şu tülbentimi ıslattım. Saçımı bağladım. Hem serin oluyor hem de onun dışında biraz hamur işlerim var. Onları şimdi sizinle beraber yaparız. Bulaşık makinesini boşalttım. Şunlar bardaklar, bundan şeye dizilecek de. Ama ben kahvaltı daha yapmadım da. Şu kurabiyelerden daha valla alındığından beri bir tane ya yedim ya yok. Şöyle son kendi hakkımı da. Şu kutuyu da hemen atalım. Çöpleri falan kardeşim boşaltmıştı. Bar falan da temizdi ama sonra hamur işlerim bittikten sonra tekrar bir hortum açıp buraları yıkarım. Güzel bir çay demledim. Lavabodu bulaşık falan da yoktu. Aslında dün annem şey dedi. Bugün günlerden salı. Ne diyor? Anons geçiyor. Annem aslında dün şey dedi. Babanla dedi. Baban işten dedi. Yarım gün izin alabilirse yarın dedi. Biz dedi bir sahil kenarına bir yere gideceğiz dedi. Ben de hay hay dedim. Dedi olur da ben gelmezsem dedi. Anons çok bağırıyor ya. Duyulmuyor benim dediğim. Kermesi varmış. Şimdi belki onlar bugün dediğim gibi sahile gidebilirler. Denize dinlenme yapabilirler. Ondan dolayı dedi ki her ihtimale karşı kızım dedi. Ben dedi gelmeyecek olursam yarım gün. Sen dedi birazcık hamur yoğur. Birazcık da kıymadan soğanlı iç yap. Mantıya otur. Çünkü mantımız stokta çok fazla yok. Günlük artık mantı yapmaya başladık. Eskiden haftada birkaç gün yapar stoklar, onu satardık. Şimdi günlük yapılıyor. Maşallah maşallah. Çayıma şeker atmayacağım, çayımı demledim. Çayımla kurabiyemi alayım. Şu mutfak serin, oraya geçeyim. Hem de bir yandan da soğanlarımı falan soyarım. Soğuk suyumu çıkardım. Makinemi boşalttım. Temiz servis tabaklarını oraya yerleştirdim. Lavabo zaten temizdi. Şu çorba kaselerini de aslında çorba vermek için buraya bir yere sığıştırmamız lazım da yer bulamadım. Ondan dolayı buraya koydum. Çorba kaseleri de burada duruversin. Telefonu birazcık şarja taktım. Şu dükkan işlerini toparlayana kadar dedim hem biraz şarj olsun hem de yüklemelerim vardı. Onları bitirmeye çalıştım. Sen burada kal bakalım, tripodumu alalım. Midem kazınıyor. Dün akşam yemeği de yemedim. Yusuf kumru yedi. Kumrudan sonra işte tatlı matlı atıştırdılar Aras'la. Cheesecake miscake. Ondan sonra kayısı falan vardı. Bir şeyler yediler. Ben yemedim. Montajlarla falan uğraştım. Biraz ayağımı dinlendirdim. Zaten biraz temizlik yaptım derken uyumuşum yani. Geceden de aç kaldığım için. Şimdi tek başıma kendime kahvaltı hazırlamak da istemiyorum. Yusuf zaten gelmedi. Annem babam da eğer dediğim gibi onların programı olursa yalnızım bugün. Belli bir süre. Şu benim önlüğüm.
yapılacak başka? Bir de çiğ börek hamuru yoğurmam gerekiyor. Bugün hem mantı için hamur yoğuracağım hem çiğ börek için hamur yoğuracağım. Aslında mutfakta değil de şu dışarıdaki serin yerde çayımızı içelim. Şöyle güzel bir enerji dolu toplayalım. Suyumuzu da alalım. Değil mi? Ondan sonra da zaten bütün gün mutfaktayız hemen hemen. Yetiştiririm yani diğer işleri. Şu anda restorantın en nefis, en serin, en ne bileyim böyle böceklerle, ağaçlarla iç içe köşesi burası. Burayı annem keşfetti. Dün masayı biz yıkadıktan sonra masayı böyle enlemesine çevirdi ya. Şuraya yastıklarını görüyorsunuz annemin. Bu köşe esiyor diye 2 gündür burada takılıyor. Ben ilk defa oturdum buraya. Uzanmadım gerçi. Oturdum şimdi çayımla kurabiyemi yedim. Kahvaltımı yaptım diyelim. Artık yazın ortasına geldik. Tabii daha uzun değil mi? Temmuz'un yarısı var. Ağustos var. Eylül'de çok sıcak geçiyor burada. Neyse yine de diyorum ki yazın kilo verdim, verdim. Veremedim. Kışın hep alıyorum. Çünkü evdeyim. Fiziksel çok yorulmuyorum. Gerçi geçen kış çalıştım ama yine de soğuklarda insan günler kısa oluyor. Daha az terliyorsun. Daha az hareket ediyorsun. Belki bilmiyorum. İşte yağmur, çamur, o şey kış modu. İnsanın çok hareket edip bir şey yapası gelmiyor. Yazın sürekli hareket halindeyiz. Sürekli. Ve bu şekilde birazcık yemelerimden kısarsam daha hızlı kilo verebilirim. Yani bir tık daha kolay kilo verebilirim daha doğrusu diyeyim. Bu arada eskisi gibi artık bilmiyorum herhalde yaşım olgunluk çağında hissediyorum kendimi. Ve acaba ondan mı alakalı böyle kiloya artık çok takmıyorum. Eskisi gibi çok önemsemiyorum. Kendim olduğum gibi seviyorum, beğeniyorum. Özgüvenim hala kendi yerinde yalnız. Özgüvenim hala yerinde. Yani kilom beni rahatsız etmiyor mu desem, ne desem bilmiyorum ki. Halbuki yine 82'deyim şu anda hala. Boyumu soruyorsunuz. 1.73 boyum. 82 kiloyum. Diyorum ki şöyle 79'a gene bir düşebilsem şahane olacak. Yaz bitirmeden. Ondan dolayı böyle bazı öğünleri bir tık azaltabilirsem çok iyi olacak. Dün mesela öğlen yemeğine annemin işte yoğunluğumuz vardı. Aslında 3-4 gündür öğlen yemeğine yoğunluğumuz olduğu için böyle ayak üstüne bulursak onu atıştırıyoruz. Hamur daha yoğunlukta ama yine de annem mesela yemek yaparken 2-3 çeşit yapıyor. Kızartma yapıyor, bilmem nesini yapıyor. Annem yemek bize hazırlarken. Şimdi annemin bize yemek kahvaltı hazırlamaması bir tık iyi oldu. Sanki az bir bakımsız kaldığımız için de kilomu daha çabuk verebilirim. 3 kilo ama yani. Hedefim bütün yaza 3 kilo vermek. Öyle böleyim. Çok böyle artık 2 haftada 10 kilo. Eski bakıyorum vloglarıma. Şok diyetler uygulamışım. 1 haftada 10 kilo. 3 günde 2 kilo. 2 günde 3 kilo falan. Başarılı da olmuşum ama kalıcı değil. Sağlıklı zayıflama o değil. Çok uzun zamandır da bu kilo muhabbetlerine girmiyorum. Dediğim gibi zaten çok tempolu bir hayatım var ve kiloyu hiç takmıyorum artık eskisi gibi. Mutluyum kendimle. Ama verirsem de hiç fena olmaz kışın çünkü bir sürü pantolonum var giyeceğim. Ben genelde elbise kadınıyım bu arada. Yazın hep elbisedeyim. Hiçbir şekilde hiçbir güç bana ne bir kapri ne bir pantolon ne bir şey giydiremez. Evde sadece giyiyorum böyle pijama altı ne bileyim kapri çünkü... bahçeye iniyorum falan filan çekim yapıyorum, eğiliyorum, kalkıyorum. Ondan dolayı yoksa ki dış hayatımda ne sahile giderken ne çalışırken hep elbisedeyim. Kışın da mümkün olduğu kadar kış elbiselerim de çok fazla ama bakıyorum kışın da yani öyle pantolon, kot pantolon falan çok fazla var, kıyafetlerim var ama içinde kendimi çok rahat hissetmiyorum. Bir tık böyle zayıflarsam çok daha iyi olacak, konforlu olacak benim için. Öyle bakalım yani Ağustos, Eylül 2,5 aya 3 kilo haydi haydi veririm, rahat rahat veririm. Hatta akşam yemeklerini kesersen 2,5 aya 6-7 kilo bile veririm. Çünkü gece açlığı bana çok iyi geliyor. Çok güzel zayıflıyorum. Bakalım öyle bir konu açtık sizinle beraber. Tabii ki bu şey gibi olmayacak. Diyete başlıyorum işte bugün ne yedim, kalori sayalım, spor yapalım. Hayır.
sporu hiç zaten hayatımın hiçbir döneminde sevmedim. Hala da spor kadını değilim yani. O kadar işi yaparım, bütün gün ayaktayım, yorulmam ama böyle 20 saat, 20 dakikalık bir spor programı beni psikolojik bir kere yoruyor. Yani bana göre değil ya, bilmiyorum. Aslında lazım, artık lazım. Hayatımın artık 30 yaşımdan sonra, 30'umdan sonra ki 33'ündeyim şu anda, 32'yi de doldurdum. 91 doğumluyum. Spor lazım. Sağlık için lazım bir kere. Fit kalmak için değil de. Her şeyden önce daha doğrusu. Her ikisi de amaç. Ama sağlık en önemlisi. Neyse, velhasıl kelam. Sizinle sabah lak lakımızı da yaptığımıza göre. Çayımı da, son yudumunu alayım. Çay bardağında çay içmeyi sevmiyorum. Neden? Çünkü çok zaten hava sıcak. O bardak da ısınıyor ve eline yapıştığın yapışıyor. Yani o sıcaklık ise beni rahatsız ediyor. Yazları fincan, kupa idealdir. Gayet iyi gidiyor. Haydi bakalım. Aras kuzuya bir şey hazırlamadım kahvaltıya. Çünkü sürekli babaannesine iniyor. Sürekli beraber Edi ile Büdü. Mutlular, birbirlerinden memnunlar. Evet, arada şikayet duyuyorum ama. Babaannesi dün mesela ufak bir şikayet etti. Nasıl? Haklı olarak. Diyor kediyi içeri almak istiyor diyor. Benim de diyor alerjim var. Benim diyor biliyorsun diyor. Astımı var kayınvalidemin. Ve böyle tozmuş, tüymüş, her şeye çok dikkat ediyoruz. Kediyi içeri sokmak istedi dedi. Ben de hayır dedim. İnatla sokmak istiyor. Dedim hayır anne, bak bunu bir kural koyacaksın. O onun dışına çıkmayacağını bilmesi lazım. Nasıl benim eve mesela hiç teklif bile edemiyor. Benim eve kedi sokamaz. Biliyor yani. Netim o konuda. Kuralcıyım. Geçen dedim ya. Kurallarım nettir benim. Babaannesine dedim ki sen de kuralı uygulayacaksın. Diyeceksin ki oğlum ben seninle evet beraberiz, zaman geçiriyoruz, mutluyum ama kedi kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Ciddi anlamda bir kere söylediğin zaman dedim, o zaten ikiletmez. Aras anlar ama Aras hep böyle yokluyor babaannesinin iyi niyetini. Acaba. Hiç vazgeçmeden her gün yokluyor yani. Bir gün hayır dedi de bugün evet diyebilir mi diye. Dedim sakın dedim şey yapma. O aralık kapıyı bile bırakma. Net dur, sert dur. Kedi konusunda ben de istemiyorum zaten sürekli evde haşır. Zaten bahçede sürekli kedilerle. Aras doğduğundan beri hep kedilerle zaten büyüdü. Oh, bir çay daha alalım. Hadi gidelim. Hamurumuzu yoğuralım. Ama önce şey yap. Evet, hamurumuzu yoğuralım. Hamur biraz dinlensin. Şu anda 11'e çeyrek var. Tam olarak. 15 dakikaya hamurumuzu yoğursak sonra da harcımı hazırlayacağım. Soğan falan soyacağım. 11.30 gibi de Allah'ın izniyle oturursak mantının başına bir saat, bir buçuk saate bir iki tepsi yaparsak kafi. Şimdi kanalımda sıkça gördüğünüz için mantı ve çiğ börek hamurunun için harcını soruyorsunuz. Şimdi başlamışken size göstereceğim. Önce çiğ böreğin hamurundan başlıyoruz. İki yumurta var ama birini mantıya kullanacağım. Mantıya mutlaka yumurta kırıyoruz. Çünkü dağılmıyor hamur pişerken. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane yumurta. Bu çiğ börek hamuru. Kızlar. Ben göz kararı ölçü yapıyorum. Bir çay bardağı kadar süt. Üç çorba kaşığı kadar sıvı yağ. Ayrıntılı ve net bir şekilde size gösteriyorum. Tuz. Siz tuzu 2 çay kaşığı koyabilirsiniz. Bu arada 10-15 kişilik çiğ börek, yani 15 adet çiğ börek hamuru için yukarı aşağı. Dışarı baktım da birim geldi. Bir su bardağı kadar su. Önce yumurtanın sarısını vırcıklayıp bu karışımı iyice karıştırıyoruz. Tamam. Yağ, süt, yumurta, su, tuz. İşte bu kabarık çıtır çıtır olmasının, katmer gibi böyle tel tel olmasının şeyi bu. İksir bu. Sonra da aldığı kadar un, yaklaşık bu sıvıya sanırım bir 4-5 su bardağı un gider. Ben yine göz kararı yapacağım. Siz de kıvamına göre doldurursunuz ununuzu. Konteynerimde un da kalmamış. Onu da takviyesini yapmam lazım. Bismillah. 2
4 desek. Bu kabı anneme çok söylendim. Niye aldın? Sürekli bir sürü malzeme alıyorsun. Yer yok diye. Ama yoğurma kabı olarak o kadar pratik ve rahat ki. Derin olduğu için de dışına bir şey taşırmıyor. Mayalama, hamura falan da çok güzel kapaklı olduğu için. Siz 5 diyebilirsiniz. 5 su bardağı kızlar bu şeye. Belki 5,5 bile gidebilir. Tamamen ununuzun kalitesiyle de alakalı. Yoğunlukta biz 1000 un kullanıyoruz ama bu sefer değiştirmiştik. Şeyden aldık. Kardeşimin restorancı bir arkadaşı var, poğaçacı. Ondan poğaçalık un aldık. 25'er kiloluk ve gayet kaliteli un çıktı. İsmini de neymiş? Azim un. Ama bulamazsınız tabii ki. Onlar büyük bir ihtimal böyle fabrikalar şeye dağıtıyor. Pastanelere falan. Kebapçılara. Şey, pidecilere. Şimdi aynen. 5 su bardağı un gayet yeterli oldu. Ben şimdi bu hamurumu toparlayacağım. Çiğ börek hamurumuz hazır. İçini de göstereceğim. Bunu hemen çiğ börek tabağını aldıktan sonra da kabı boşaltıp mantı hamurunu yoğurmaya geçeceğiz. Onu da size ayrıntılı göstereceğim. Bunu böyle topluyorsunuz. Çok yumuşak yapmaya çalışmayın. Mümkün olduğu kadar biraz sert olsun ki bu sıcaklarda bir de şey oluyor zaten. Bunu açarken el ısısıyla dağılıyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Benim verdiğim ölçülerin yarısını yapıp ilk tur denemelik de yapabilirsiniz. Benimki az bile oldu. Yani restoran için az bile oldu. Bu bugün biter. Büyük bir ihtimal akşama tekrar yoğurmak zorunda kalır. Çünkü bazen öyle bir toplu sipariş geliyor ki 20 çiğ börek, 15 çiğ börek, 25 çiğ börek. Bazen buraya grup geliyor. Her biri 3'er tane yiyor. 18 tane, 20 tane çiğ börek bir anda yapıyoruz. Buradan yaklaşık kaç tane çıkar size hemen söyleyeyim. Buradan yaklaşık 18-20 tane çiğ börek çıkar. Bezeleri de cevizden biraz büyük yapıyorsunuz. Avuç içini dolduracak kadar bezeler. Sonra da zaten açıyorsunuz biliyorsunuz. İçine de kıymalı soğanla harcınızı koyup ağzının kenarını çok iyi kapatmanız gerekiyor ki patlamasın. Kızgın yağda pişiyor çünkü. Geri kalan o zaten. Oo, hamurum harika oldu. Ele yapışmayacak. Sert birazcık yaptım ki özellikle dinlenmesi gerekiyor. Hemen kullanmayın. Biraz o içindeki yağ, un, her şey özleşsin. Evet. Şu çiğ börek tasının tası için, çiğ börek hamuru için yıkamıştım bunu. Ağzını kapatıyorum. Bu hazır. Bunu dolaba itiyorum. Çiğ börek hamurumuz tamam mı? Tamam. Şimdi bu un bana yetmeyecek. Ben bir un takviyemi yapıyorum önce. Ama size önce mantının şeyine başlayayım. Sonra un takviyemi yaparım. Kamerayı açmışken ellerimde unla uğraşmayayım iki kere. Bir tane yumurta. Ben sanırım bir 4 bezelik yapacağım bu. 2 tepsi mantı çıkacak kadar yapacağım. Tuz. 3 tane şeker. Çay şekeri, çay kaşığı kadar. Annem normalde bu karışımı ayrı bir yerde yapıyor. Unun üzerine ilave ediyor. Ben de her zaman önce sıvılarımı karıştırıp üzerine un ilave ediyorum. Tuzunu, yumurtasını, suyunu iyice karıştırın. Kızlar buraya yağ falan gelmiyor. Bu mantı hamuru. Bu da 4 beze kadar olacak. Karışım bu. Bunun da üzerine aldığı kadar un. Çok sert olmayacak ama kulak yumuşaklığı, memesik yumuşaklığı kıvamında olacak ki açması kolay olsun, yapıştırması kolay olsun. Karışım bu. 4 tane bezeye ayırdım. Yumuşaklık bu. Bu şimdi dinlenecek, kapağını kapatacağım. Ben o arada ne yapacağım biliyor musunuz? Soğanımı hızlıca soymam lazım. Kıymam hazır zaten dana. Dana but ve döşünden orta yağlı, az yağlı hatta orta yağlı dedik. Kıymamı da göstereyim size. Siz tabii ki kendi isteğinize göre kendi kıymanızı kuzu ya da şey kullanabilirsiniz. Dana bu kuzu ama ben bu kuzuyu karıştırmayacağım. Bunu köfteye kullanacak annem. Ben şurasını alacağım, şu kısmını.
soğanı blenderdan geçirdikten sonra suyunu süzeceğim. Bununla karıştıracağım. Biraz pul, biraz karabiber, biraz tuz. Güzelce ovacağım. Ondan sonra mantılarımı açıp içlerini şekillerini kesip içlerini dolduracağım. Sanırım harcı ayrıntılı göstermeme gerek yok. Çünkü zaten hem vaktimi alacak hem de artık bayağı oyalandım. Burada kapatacağım videoyu. İkinci vlogda artık devamını izlersiniz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. 12'de görüşürüz. Bye bye.